Çukur Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün sizlere kız bebeklerimiz için yapraklı bere çalışmasını baştan sona anlatacağım. Berenizin boyutu 1,5 yaştan 2,5 yaşına kadar ve hatta 3 yaşına kadar kullanabilecek boyutta oldu. Videonun sonunda sizlere nasıl küçültebiliriz, nasıl büyütebiliriz sayılarını verdim. Sizler de oradan bakarak bebekleriniz için Çocuklarınız için bu güzel bereyi örerek kullanabilirsiniz. Beremi örmek için toplam bir yumağa yakın ip kullandım. Birinci yumağımdan bu kadar ipim kaldı. 240 metre uzunluğunda bir ip alize ve bibis kullandım. Renk numaramız ise 27 ve 3,5 numaralı şiş kullanarak ördüm. Hazırsanız yapımına hep birlikte başlayalım. Örmeye ilk olarak ön lastik kısmından başladım. Örmek için de 3.5 numaralı şiş kullanarak öreceğim. Kullandığınız ipinize göre, elinize göre 3.5 veya 4 numara şiş kullanarak rahatlıkla örebilirsiniz. Şişme toplam 88 ilmek atarak 5 diş haraşo boyu olana kadar ördüm. Son ilmeklerimi sıra sonunda örerek aldım. Sıra başında örmeden alarak lastik örgümü tamamladım. Kenar ilmeklerimi bu şekilde yaptım. Sıfır dikiş yapabilmek için ve başlarken de ipimi birazcık uzunca bıraktım dikişimi yapmak için tekrar düğüm olmadan dikişimi yapmak için lastik örgümüzü 5 diş ördükten sonra modelimi uygulamaya başlayacağım yaprak modelimi sizler dilerseniz bu lastik örgünüzü 6 diş haraşo boyu olarak da tamamlayabilirsiniz ön yüzden modelimi uygulamaya başlıyorum toplam 8 tane yaprak modeli uygulayacağım her yaprağımın arasında 10 ilmeğim haraşo örgü olarak olacak. Her iki kenarda da 5 ilmeğim haroşa örgü olarak devam edecek. Burada ilk modelimizi uygulamak için kenar ilmeğimle birlikte 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm ve yaprak modelini uygulamaya başlıyorum. Birinci yaprağımız için bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım ve arada 10 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 10 ilmeğimi haroşa olarak ördüm ikinci yaprağımız için bir doladım bir düz ördüm bir doladım ve arada 10 ilmeğimiz var bir ikinci yaprağımızı örmüş olduk 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. 3. yaprağımız için bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. 3. 3. yaprağımızı uyguladık. 1 2 3. yaprağımı uyguladım. 10 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmeğimi ördüm. 4. yaprağımız için bir doladım. Bir düz ördüm, bir doladım. Arada 10 ilmek var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmeğimi ördüm. 5. yaprağımız için bir doladım. Bir düz ördüm, bir doladım. 10 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Arada yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmeğimi ördüm. 7. yaprağımızı uyguluyorum. Bir doladım bir düz ördüm bir doladım 10 ilmeğimi örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmeğimi ördüm ve son yaprağımız için bir doladım bir düz ördüm bir doladım kalan 5 tane ilmeğimi haroşa bu haroşa olarak örüyorum ve her iki kenarda eşit bir şekilde sayılarımızla ortadaki sayılarımızla modelimizi uygulamış olduk. Her iki kenarda bulunan 5 ilmeğim sabit olarak devam edecek artırmalarımı yapmaya devam ederken ve yine her arada bulunan yaprakların arasında bulunan 10 ilmeğim önden ve tersinden haroşa örgü olarak sabit devam edecek arkadaşlar. Kenar 5 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum ve yaprağımız için e, artırma yapmıştım bir dola bir düz bir artırma yapmıştım burada üç tane ilmeğimiz oldu ön yüzde düz örgü olarak öreceğim yapraklarımı tersinde ters örgü olarak öreceğim yaprağımız için üç tane ilmeğimi tersinde ters örgü olarak örüyorum arada 10 ilmeğimiz vardı Haroşa örgü olarak örüyorum. ikinci yaprağımız için 3 tane ters. Yine 10 3 tane ters olarak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonundaki son yaprağımızdan sonra da kalan 5 tane ilmeğimizi örerek tamamlayalım ve ön yüzden artırmalarımızı hep birlikte tekrar yapalım. Tersinden sıramı tamamladım. Ön yüzden örmeye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi toplam 8 yaprak modelini uyguladım. Sizler şayet bir boy küçüğünü örmek istediğinizde 7 yaprak modeli uygulayarak da yine aralardaki sayılarınızı aynı şekilde örerek tamamlayabilirsiniz. 7 yaprağınız içinde şapkanızı toplam 77 ilmek başlamanız gerekiyor. Yine her iki kenarda 5 ilmeğiniz ortalarda 10 haroşa olarak modeli uygulayabilirsiniz 77 ilmek üzerine. 8 yaprağımızın üzerine modelimizi uygulayarak artırmalarımızı yaparak devam ediyorum. Ön yüzdeyim. Kenar 5 ilmeğim sabit olarak devam ediyor. Kenar 5 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm ve ön yüzden ikinci artırmalarımı yapacağım. Bir önceki sırada ortadaki bir ilmeğimizin sağında ve solunda artırma yapmıştık. Tersini de ters olarak örmüştüm. Burada artırmalarımı yaparken ortadaki bir düz ilmeğimin her ön sırasında sağında ve solunda yapacağım. Bu ortadaki bir ilmeğimiz sabit kalacak. Yaprağımızın damar görevini görecek. artırmalarımı da hemen sağında ve solunda yapacağım. Artırdığım ilmeklerimizi de sağa ve sola düz örgü olarak dahil edeceğim. orada 5 e, haroşadan sonra bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm ve toplam yaprağımız için 5 ilmeğimiz olmuş oldu. Her artırmamızda iki ilmek artacak sağından ve solundan. Aradaki 10 tane ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm ve ikinci yaprağımıza geldim. Hemen 3 tane ilmeğim var. Bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. Aralardaki ilmeklerimi yine sabit olarak devam ediyor haraşı örgü olarak. İkinci yaprağımızı tamamladık. Tekrar bir kez daha yapalım. Üçüncü yaprağımızdayım. Üç tane düz ilmeğim var. Bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. Burada da yine 5 ilmeğim oldu. Aynı şekilde sıra sonuna kadar ikinci artırmalarımızı tamamlayalım. Tersinden yine hep birlikte örelim. Ön yüzden sıra sonuna kadar ikinci artırmalarımı yaparak tamamladım ve tersinden devam ediyorum. Kenar 5 ilmeğimi haraşo örgü olarak ördüm. Ve yaprağımız için 5 tane ilmeğimiz olmuştu. 5 tane ilmeğimi tersinde ters örgü olarak tamamlıyorum. Aralardaki 10 ilmeğimiz haraşo örgü olarak devam edecek tersinde. Yapraklarımızın ilmekleri 5 tane ters. 10 haraşo 5 ters olarak tersinden sıramızı tamamlayalım. Ve ön yüzden tekrar artırmalarımızı hep birlikte yapalım. tersinden sıramı tamamladım ön yüzden üçüncü artırmalarımızı yaparak örmeye devam ediyorum kenar beş ilmeğimi haroşa olarak örüyorum ve birinci yaprağımız için üçüncü artırmalarımı yapacağım gördüğünüz gibi bir iki ajurlarımız oldu yani artırmalarımız bu sırada üçüncü artırmalarımı yapacağım yine dediğim gibi ortadaki bir düz ilmeğim sabit kalacak artırmalarımı sağından ve solunda yapacağım toplam 7 ilmeğimiz vardı ortadaki bir düz ilmeğime kadar kenar 2 ilmeğimi düz olarak ördüm hemen ortadaki ilmeğimin sağından bir doladım bir düz ördüm ve solundan bir doladım kalan 2 ilmeğimi düz örgü olarak 3. artırmalarımı yapmış oldum tekrar hep birlikte bir kez daha uygulayalım toplam 5 ilmeğimiz vardı 3. artırmalarımızda 7 ilmeğim oldu yaprağımı, yapraklarımız için. Yine ikinci yaprağımız için bir, iki tane düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, iki düz örerek üçüncü artırmalarımızı yapmaya devam ediyorum. Aynı şekilde ön yüzde artırmalarımızı yapmaya devam edelim. Tersinde ise yapraklarımızın ilmeklerini ters ortadaki 10 ilmeğimizi haroşa örgü olarak tamamlayalım. Toplam yaprağımız için 10 kez artırma işlemi olana kadar örmeye devam edelim arkadaşlar. Daha sonra yaprağımızı tamamlayıp kapatarak örmeye devam edeceğim. Toplamda 10 artırmam olana kadar örüp tekrar geliyorum. Berenin yaprakları için ön yüzden artırmalarımı yaparak toplam 10 defa artırma yapana kadar ördüm. Gördüğünüz gibi her yaprağımızın ortasında toplam 10 artırma yaptım. Saydığımızda da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. artırmamı tamamladım ve artırmalarımızı bundan sonra e, yapraklarımızı kapatarak sağından ve solundan kesme işlemini yaparak örmeye devam edeceğim. 10. artırmamızdan sonra ön yüzden örmeye başlıyorum. Bu sıradan sonra da yapraklarımızın sağından ve solundan kesme işlemini yapacağım. İlk 5 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 5 ilmeğimi ördüm. Her yaprağımız için düz ilmeğimiz kaç tane olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmeğimiz olmuş. Her yaprağımızda artırdığımız ilmeklerle birlikte sağından ve solundan düz örgülerimden kesmeye başlıyorum. Burada ilk yaprağımızın ilk iki düz ilmeğine bir aldım. Sağ taraftan bir kesme işlemini yaptım yaprağımızın sıra sonunda düz ilmeklerimizin sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar devam edelim kestiğim ilmekten sonra 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 ilmeğimi düz olarak aldım burada da kesme işlemini yapacağım. Burada kesmelerimizi yaparken sağdan sola, soldan sağa doğru yapacağım arkadaşlar. Benim ilmek alışıma göre buradaki ilk iki ilmeğim düzgün bir şekilde kesmiş oldum. Buradaki ilmeğimi de hemen kalan iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. içe doğru olması için ikisini şişimden çıkardım. İlk ilmeğimi sol tarafa aldım. Diğer ilmeğimi de önüne alarak ikisini bir alacağım ve birinci yaprağımızın sağından ve solundan kesmiş olduk. Aralardaki 10 ilmeğimiz sabit olarak devam etmişti. 10 ilmeğimi haroş örgü olarak örüyorum. Ve yine ikinci yaprağımız için ilk iki ilmeğimi düz ilmeğimi bir aldım. Ortada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmeğimi düz olarak ördüm ve buradaki sol taraftaki keseceğim iki ilmeğimin ikisini şişimden çıkardım alttan ilmeğimi aldım ve diğer ilmeğimi de üzerinden geçirerek Yönünü değiştirip ikisini bir aldım. Bu sırada sağda ve solda kesme yaptığımız için her yaprağımızda iki ilmek eksilmiş oldu ve devam ediyorum. Aradaki haroşalarımı öreceğim ve her yaprağımda aynı işlemi uygulayarak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bu sıramızı sıra sonuna kadar tamamlayalım. Tersinden örneğe devam edelim. Sıra sonuna kadar yapraklarımın sağından ve solundan kesme işlemini yaparak tamamladım. 21 ilmeğimiz vardı. 2 ilmek kesmiş olduk ve tersinde 19 ilmeğimiz kalarak devam ediyorum. Tersinden örmeye başladım. Kenar 5 ilmeğimi ördüm ve yaprağım için 19 ilmeğimi ters örgü olarak sıramı tamamlayacağım. Yapraklarımızda 19 ilmeğimiz, aralarda yine 10 ilmeğimiz haroşa. yapraklarımız ters örgü olarak sıra sonuna kadar tamamlayalım ve ön yüzden kesme işlemini tekrar hep birlikte yapalım. Tersinden sıramı tamamladım ve ön yüzden kesimlerimi yaparak örmeye devam ediyorum kenar 5 ilmeğimi harış örgü olarak ördüm ve ilk yaprağımız için 21 ilmeğimiz vardı 19 ilmeğim kaldı yine aynı işlemi uygulayarak kesme işlemini yapmaya devam ediyorum ilk iki düz ilmeğimi bir aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmeğimi düz olarak ördüm ve kalan 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ikisine bir al alacağım ve ilk yaprağımız için yine sağında ve solunda kesme işlemini yapmış olduk toplamda 17 ilmeğimizin kalması lazım 2 4 6 8 10 12 14 16 17 ilmeğim kaldı aradaki 10 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum ikinci yaprağımızda yine hep birlikte keselim 10 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm ve tekrar ikinci yaprağımızın ilk iki düz ilmeğini bir aldım aradaki düz ilmeklerimi örüyorum Sonunda iki düz ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeklerimin de yönünü değiştirerek ikinci yaprağımızı da kesmiş oluyorum. Bu şekilde ön yüzden kesimlerimizi yaparak aradaki on ilmeğimizi haroşa örgü olarak örmeye devam edeceğim. Tersinden sıramı tamamlayacağım ve ortadaki yapraklarımız için düz ilmeklerimiz toplam 3 tane kalana kadar sağından ve solundan her ön yüzde her yaprağımın kesimini yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde kesimlerimizi tamamlayalım ve örmeye devam edelim. Her bir yaprağımın sağından ve solundan kesmelerini yaparak tamamladım. Gördüğünüz gibi yapraklarımız da ortaya çıkmaya başladı. Ve ortada her bir yaprağımın ortasında 3 tane ilmeğim kaldı. Bu sırada da kalan 3 tane ilmeğimin hepsini bir alarak bir ilmeğim kalarak örmeye devam edeceğim. Kenar ilmeğimi 5 tane ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum ve burada 3 tane ilmeğimi bir alacağım. Eee isterseniz burada kesimini yaparken 3 tane ilmeğiniz bu şekilde düz de alabilirsiniz. Ya da ilk ilmeğinizi sağ şişinize alıp diğer kalan iki ilmeğimizi yönünü yine içe doğru değiştirip aynı sol tarafta kesim yaptığımız gibi ilmeklerimin yönünü değiştirdikten sonra sağ şişme aldığım ilmeğimde bir alıyorum ve hepsini bir toplayarak bir kesim yapıyorum ve yapraklarımızı düzgün bir şekilde böyle kapatmış oluyorum arkadaşlar dediğim gibi isterseniz üçünü bir ya da benim yaptığım gibi ilmek değiştirerek kesimini tamamlayabilirsiniz aradaki 10 ilmeğimiz sabit olarak devam etmişti kesme işlemini yapmaya devam ederken yine bu sırada bir kez daha birlikte yapalım 3 tane ilmeğimin ilk ilmeğini sağ aldım örmeden kalan 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Şişim aldığım ilmeğimi tekrar sol şişim alıyorum ve hepsini bir alarak burada bir düz ilmeğimiz kalmış oluyor. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde de yapraklarımızı tamamlamış oluyoruz. Ve e, aradaki 10 ilmeğimi örüyorum. Diğer yapraklarıma da aynı işlemi uygulayarak devam edeceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde kalan 3 tane ilmeğimizi de bir ilmeğe düşürerek sıramı tamamlayacağım tersinde ise kenar 5 ilmeğimi haroşa yaprağımızda kalan bir ters ilmeğimiz var ters örgü aradaki 10 ilmeklerimizi de haroşa örgü olarak sıramı tamamlayacağım önden ve tersinden kesimimizi yapalım son kesme işlemini yapalım tersinden sıramızı tamamlayalım ve ön yüzden örmeye devam edelim Ön yüzden yapraklarımın son kesmelerini yaparak sıra sonuna kadar tamamladım ve tersinden de ilmeklerimizi yönüne göre örerek ördüm ve gördüğünüz gibi yapraklarımızı tamamlamış olduk. Birimizi örmeye devam edeceğim. Burada şimdi şişimizde yine 88 ilmeğimiz kaldı. 88 ilmeğimizde 5 haroşa, 1 düz, 10 haroşa, 1 düz olarak önden ve tersinden yönüne göre örmeye devam edeceğim. Yeter uzunlukta ördükten sonra bu aralardaki haroşalarımızı keserek şapkamızın tepe kısmını oluşturacağım arkadaşlar. Yaklaşık kesimi tamamladığımız yerden itibaren 4-5 diş haroşa boyu olana kadar şişimizdeki ilmeklerimizi örmeye devam edelim. Ve daha sonra kesme işlemini yapmaya hep birlikte başlayalım. Son yaprak kesiminden sonra yine yapraklarımızın ortadaki düz ilmeklerimi devam ederek ve haroşalarımı sırasını takip ederek toplamda kestiğimiz sıradan itibaren 2-4 diş haroşa boyu olana kadar ördüm ve kesme işlemini yapmaya başlayacağım. Lastik örgümüzle birlikte saydığımızda 2-4-6-8-10 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 diş haroşa boyu olana kadar örmüşüm. Ee, burada kesimini yapmadan önce arkadaşlar 7 yaprak olarak uyguladığınızda bu kesimden sonra 2-3 sıra örmeniz yeterli olacaktır. Ee, daha sonra kesimini yapabilirsiniz. Ya da 9 yaprak modeli uyguladığınızda bu sıranızı birkaç sıra daha uzatarak o şekilde kesiminizi yapabilirsiniz boyunu uzatmak için. Ön yüzden aradaki 10 ilmeği 10 ilmeğimi <laughs> eksiltmeye başlayacağım. Onu da yaparken ortadaki bir düz ilmeğimin sağında ve solundaki birer haroşa ilmeklerimin üçünü bir alarak kesme işlemini yapacağım. İlk olarak kenar 5 ilmeğimiz vardı. 4 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum ve buradaki kesmelerimi yaparken de bu düz ilmeklerimin devam etmesini istiyorum tepeye kadar. Ee, ve kesme işlemini 3 tane ilmeğimin bir düz ilmeğim var. Sağında ve solunda birer haroşa ilmeğim var. Düzgün bir kesim olması için ilk 2 ilmeğimi şişimden çıkartıyorum. Bir haroşa ilmeğimi ve bir düz ilmeğimi. İlk haroşa ilmeğimi alttan şişime aldım. Düz ilmeğimi hemen tekrar önüne alarak yönünü değiştirdim. Yönünü değiştirdiğim 2 ilmekle soldaki bir haroşa ilmeğime yani 3 tane ilmeğimin hepsini bir aldım. Gördüğünüz gibi sağdan ve soldan birer haroşa topladım. Ortada 10 ilmeğimiz vardı. Burada bir ilmek kestim. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm ve ikinci yaprağımızın ortasındaki düz ilmeğim sağında ve solunda haroşa ilmeğim var. İlk haroşa ilmeğimle düz ilmeğimi şişimden çıkardım. Haroşa ilmeğimi arkadan şişim aldım sol şişime. Düz ilmeğimi de tekrar önüne geçirerek sol şişime aldım ve 3 tane ilmeğimi bir aldım. Yine sağdan ve soldan birer haroşalarımızı eksiltmiş oldum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm ve üçüncü yaprağımız için de yine aynı işlemi uygulayacağım. 3 tane ilmeğim var. İkisini şişimden çıkardım. İlk ilmeğimi sol şişim aldım. Düz ilmeğimi de önüne geçirdim. İki, yönünü değiştirdim. 2 ilmeğimi bir aldım. Ve soldaki haroşa bir ilmeğimi de bir aldım 3 tanesini bir alarak kesme işlemini yaptım aynı şekilde sıra sonuna kadar sıramızı tamamlayalım tersinde ise aralarda 8 ilmeğimiz kaldı 8 haroşa bir ters kalan 4 ilmeğimizi de örerek sıramızı tamamlayalım ve ön yüzden tekrar kesme işlemini hep birlikte yapalım Önden kesme işlemini tamamladım. Tersinden de sıramı yönüne göre örerek tamamladım ve gördüğünüz gibi kestiğimiz ilmekler de gayet düzgün oldu ve tekrar aynı işlemi uygulayarak önden kesme işlemini yapmaya devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Aldığım ilmek 1 2 3 tane ilmeğimi ördüm. Hemen yaprağımızın ortasındaki düz ilmeğimle sağındaki ve solundaki haroşa ilmeğimin hepsini bir alacağım. İlk Haroşa ilmeğimi ve düz ilmeğimi şişimden çıkardım. Haroşa ilmeğimi tekrar sol şişime aldım. Düz ilmeğimi önüne geçirdim. İlmeklerimin yönünü değiştirdim. İkisini ve soldaki bir haroşa ilmeğimle birlikte 3 tane ilmeğimi bir aldım. Ve yine düzgün bir şekilde kesme işlemini yapmış oldum. Arada 8 ilmeğimiz kalmıştı. Bu sırada 6 ilmeğimiz kalacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm ve ikinci yaprağımızın kesimi için 3 tane ilmeğim İlk 2 ilmeğimi şişimden çıkardım İlk ilmeğimi sol şişim aldım düz ilmeğimi de hemen önüne geçirdim yönünü değiştirdim ikisini ve soldan bir ilmeğimi daha alarak 3 tane ilmeğimi kesmiş oldum ve devam ediyorum aynı şekilde her ön sırada kesme işlemini yapmaya devam edeceğim tersinden sıramı tamamlayacağım bir sonraki sırada ise kenarda iki ilmeğimi öreceğim üç tanesini bir alacağım bu sırada ise ortada dört tane ilmeğim kalacak ve sıramı tamamlayarak kesimlerimi yaparak örmeye devam edeceğim bu şekilde aralardaki haroşa ilmeklerimizin tamamı bitene kadar sadece düz ilmeklerimiz kalana kadar kesmeye devam edelim. Her iki kenarda ise kesmelerimizi kenar ilmeğimiz ve düz ilmeğimiz kalana kadar yapalım arkadaşlar. Ortadaki ilmeklerimizin tamamı bitene kadar kesme işlemini tamamlayıp tekrar geliyorum. Ortadaki haroşa ilmeklerimin tamamı bitene kadar kesme işlemini yapmaya devam ettim. Birer düz ilmeklerim kaldı ve her iki kenarda bir kenar ilmeğim kalarak kesme işlemini tamamlamış oldum. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Ve şapkamızı, berimizi tepe kısmına kadar tamamlamış olduk gördüğünüz gibi. Burada ipimi birazcık uzunca keseceğim ilmeklerimi iğneme toparlayarak tepe kısmını tamamlamış olacağız. Hemen şuradan ilmeklerimi geçirmek için iğneme geçiriyorum. Ve karşı taraftan geçirelim daha rahat olacaktır. Ön yüzden son kesimimi yaptım sıra sonuna kadar. Aynı hizadan da buradaki bitiş yerinizden de geçirebilirsiniz düz şiş kullandığınızda ilmeklerimin hepsini toparlıyorum. Dediğim gibi düz şişle ördüğünüzde arkadaşlar buradan tekrar e, yukarı e, diğer tarafa doğru toplayabilirsiniz. Ben de sinalı şiş kullandığım için bu şekilde ilmeklerimin hepsini toparladım. Burayı hemen tersinden şu şekilde tersini dönerek tekrar sıkılamak amaçlı iğne ile ilmeklerimin arasından geçiyorum. tekrar bir kez daha yapalım. Ve tepe kısmını oluşturmuş olduk. Gördüğünüz gibi gayet düzgün oldu arkadaşlar şapkamızın birimizin tepesini oluşturduk. Dikişini yapmaya başlayacağım. Ben burada ipimi birazcık uzunca bırakmıştım. Buradaki dikişimle tepeye kadar yan dikişini yapacağım. Hem başlangıç ipimizin de toplanması için tekrar aşağılarda Düğüm gizlemek ip birleştirme yerimizi gizlemek istemediğim için sizler dilerseniz ipinizi kısa kısa tuttuysanız başlarken buradaki ipinizle tepeden aşağı doğru yine sıfır dikiş yaparak tamamlayabilirsiniz. Hemen tersini çeviriyorum ilmek alışınıza göre isterseniz ön yüzden de dikişini yapabilirsiniz sıfır dikiş yaparak tamamlayacağız. Burada hemen başlangıç yerimizden uç kenar ilmeğimi sabitliyorum ve karşılıklı kenar ilmeklerimizin içerisinden diş diş geçiş yaparak tersinden dikişini tamamlıyorum dikişini yaparken de çok sıkmayalım büzdürmeyelim Ara ara rahat bir şekilde kullanmak için şu şekilde ara ara, ara esnetme yaparsanız arkadaşlar çok da bol durmayacak şekilde daha düzgün olur. Dikişiniz tepeye kadar buranın dikişini tamamlayalım ve tekrar şapkamıza bir bakalım. Tersinden dikişimi tepeye kadar tamamladım ve kalan iplerimi de tersinden gizleyerek temizlemesini yaptım ve gördüğünüz gibi dikişimizi de gayet düzgün bir şekilde tamamlamış olduk ve tepesi için de pompon makinesi kullanarak büyükçe bir pompon yaptım ortadan tam geçirerek tersinden de düğümleyerek şapkamızı beremizi tamamlamış oldum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi kız bebeklerimiz için gayet güzel ve kullanışlı bir vere çalışmasını sizlerle birlikte tamamlamış oldum. Sadece burada arkadaşlar lastik örgünüzü başladığınızda burası birazcık kısa olmuş. 5 e, diş araşı yerine 6 veya 7 diş yaptığınızda bu tepeyi kısmı e, baş kısmı daha rahat oturacaktır. Daha güzel duracaktır. Sizlerde başlarken bu boyda başlamak istediğinizde 6-7 sıra lastik örgünüzü örüp aynı şekilde modelinizi uygulayabilirsiniz. Veremizin e, boyutu bir buçuk yaştan iki buçuk ve hatta üç buçuk üç yaşına kadar kullanılabilecek boyutta oldu kullandığınız ipine göre tabii ki boyutu değişebilir. Toplam 8 yaprak uygulayarak bir buçuk yaş iki buçuk yaş arası için örmüş olduk. Nasıl küçültebiliriz beremizi yani 6 ay bir yaş arası için örmek istediğinizde toplam 7 yaprak modeli uygulayarak başlayabilirsiniz. Toplamda 77 ilmek başlamanız gerekiyor. Yine aynı şekilde sıralarını uygulayarak yapraklarınızı uygulayabilirsiniz. Lastik örgünüzü yine 6-7 sıra yaptıktan sonra artırmalarınızı yaparak kesimlerini yaprak kesimlerini yaparak tamamlayabilirsiniz. Yaprak kesiminden sonra da iki sıra haraşanızı ördükten sonra tepeye kadar olan yine kesimlerini aynı yaparak. 6 ay 1 yaş arası ve hatta 1,5 yaş arası için örebilirsiniz. Benim verdiğim bu sayının üzerine yani 2,5 yaşın üzerine bir beden büyütmek istediğinizde ben 8 yaprak modeli uygulamıştım. Sizler toplam 9 yaprak modelini uygulayabilirsiniz. 9 yaprak modeli içinde 99 ilmek başlamanız gerekiyor. 99 ilmek de 3, 4, 5 yaş arası için uygun olacaktır arkadaşlar. Lastik örgünüzü 9-10 sıra ördükten sonra yine aynı şekilde 5 ilmek örüp 1 dola, bir düz, bir dola olarak aralardaki 10 ilmekleri örerek toplam 9 yaprak modelini uygulayabilirsiniz. Yine aynı şekilde 11 artırmanızı yaptıktan sonra kesimleri yapabilirsiniz yaprak kesimini tamamladıktan sonra da buradaki haroşa sıranızı 6-7 sıra ördükten sonra daha sonrasında tepeye kadar olan kesmelerinizi yaparak 3-4-5 yaş arası için örebilirsiniz 9 yaprak modeli uygulayarak tekrar 5 yaşın üzerine bir beden büyütmek istediğinizde 10 yaprak modeli uygulayabilirsiniz 5-6-7 yaş arası için 10 yaprak modelini uygulayarak 110 ilmek başlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde yaprak kurumunu yapabilirsiniz. E, yaprak kurulumunu tamamladıktan sonra kesimini tamamladıktan sonra buradaki sıranızı isterseniz yaprak artırmalarını 11 sıra yapabilirsiniz. Ben 10 sıra yapmıştım 5-6 yaş için. Burayı da yine 9-10 sıra ördükten sonra kalan ilmekleri tepeye kadar e, kesimini yaparak uzatabilirsiniz. Yani bir beden büyütmek istediğinizde bu yaprak kesimini tamamladıktan sonra boyunu uzatmak için bir, bu aradaki haroşa sırasını uzatarak veya kısaltarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Yine 6-7 yaşın üzerine bir beden büyük örmek istediğinizde 11 yaprak modeli uygulayabilirsiniz. O da 10-7 e, yaştan sonrası için olacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilmeklerinizi, yaprak modelinizi kullandığınız ipinize göre, elinize göre, şişinize göre ayarlayarak, çoğaltarak veya eksilterek uygulayabilirsiniz. Birinci yumağımdan da çok az ipim kaldı. Bir yumak kullanarak örmüş oldum ve çok da severek ördüm ve anlatım ne yaptım. Sizler de inşallah beğenirsiniz. Örcük arkadaşlarıma kolay gelsin şimdiden. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra videolarıma beğenir ve paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki çalışmamda tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.